Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golva.com'un ve Kayseri Özel Büyüme Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Arkadaşlar tişörtüm nasıl? Yani bir göbeği de içeri çekeyim biraz. Yani hocam arka logoyu boş ver, şu göbeği çek. Göbeği boş ver, arka logoyu çekelim. Evet sevgili arkadaşlar, bence güzel bir tişört yapmış. Tasarım çok güzel. Fener Uyum'a teşekkürler. Bu tip tasarımları daha da arttırırsa ben de daha da almak isterim açıkçası. Hepinize de tavsiye ederim. Şimdi sevgili arkadaşlar, derbi öncesi Fenerbahçe'ye 3 şok birden uygunsuz görüntüleri ortaya çıktı. İnanılmaz diye bir başlık atasım var bu videoya. Hull City şota Arvaletse'yle yollar ayırdığını açıklamış. Zaten beklenen bir ayrılıktı. Çok da geç kaldılar. Bence Sergen Yalçın, Arda Turan, Mesut Özil, hayırlı cumalar diye futbolcum var lan. Yani bu üçü bence güzel bir koalisyonla yönetebilir. Birisi yarışları falan şey yapar, takip eder. Ligdeki yarışı takip eder. Birisi adamlık dersi verir. Birisi silah, neyse. Chelsea, Inter ve Villarreal Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katmak için görüşmelere başlamış. Chelsea, Inter, Villarreal. Şimdi bunu niye söylüyorum? Çağlar Söyüncü Fenerbahçe'nin kapısından dönmüş Fenerbahçeli bir futbolcudur. Yeterli görülmediği için bilginiz olsun. Hani böyle şeyler anladıkça biraz deşeyim istedim. Bir de yaz transfer döneminde yani neyse. Arkadaşlar aynı zamanda Kim Min-ji İtalya Serie A'da Eylül ayının oyuncusu seçilmiş. Hatırlarsanız Galatasaraylıların kanalına konuk olmuştum. Daha doğrusu onlar bizi konuk görmedi bazı arkadaşlar ama hocamları sağ olsun. Konuk görmeyen tipte arkadaşlarımız vardı ama olsun. Orada bana şu soruyu sormuşlardı. Ya siz hülle mi yapıyorsunuz? Niye böyle oluyor? Yani niye hep futbolcu satıyorsunuz diye. Ben de şunu söylemiştim. Hani Kim Min-ji'nin oynadığı futbolu görmediniz mi diye. Yani elinizi vicdanınıza götürün. Kim Min-ji şu ligin en iyi stoperiydi. Yok Markao en iyi stoperi diye. Orada ısrarlı bir şekilde iddialarda bulundular. Sonuç olarak Markao İspanya'da yılın bidonu yok. Transfer bidonu seçildi. Kim Min-ji de ayın oyuncusu seçildi. Bakalım seneye kimleri satacağız. Kimleri satacağız seneye bakalım. Onu da konuştuk. Fenerbahçe'de güzel şeyler var aslında. Mesela Nazım Sangare 4 ay sonra koşulara başlamış. Hocam Nazım Sangare kimdi ya? Var ya kes ağlamayı, Nazım Sangare çalar bağlamayı o arkadaşımız. Şimdi Fenerbahçe'nin Beşiktaş maçına ilgili şöyle bir haber gördüm. Hızlılar, yedeğe, teknikler sahaya diye. Bazı gelişmeler var zaten ama şimdi bunu kısaca bir okuyayım. Yani çok kısaca özetleyeyim daha doğrusu. Jesus, Diego Rossi ve Emre Mor'un yerine İrfan Can Kahveci ile Lincoln Henrique'yi sahaya sürmek istiyor demiş. Zaten dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama benim kadrolarda bunlar yer alıyor. Fizik olarak güçlü durumdaki Beşiktaş orta sahasına karşı Emre Mor ve Rossi'yi kulübeye çekmeyi düşünüyor demiş. Mantıklı. Yani bu haberi yapan arkadaşımız futboldan anlıyor. Mantıklı bir haber yapmış. Çünkü fizik olarak kondisyon elde tutulmak isteniliyor. Orta saha hakimiyeti ele geçirilmek isteniliyor. Baktığın zaman da Lincoln ve İrfan Can Kahveci tam bu işin erbabı. Şimdi yani Lincoln, İrfan Can anlattık. Forvet'te ikili net diyor. Jesus Beşiktaş karşısında Valencia ve Baştuay'ı ikilisini oynatacak diyor haberde. Çünkü Valencia'nın 7 golü var. Belçika milli takımında gol attı, asist yaptı, morallendi, Baştuay ile de çıkma düşüncesi var demiş. İlkine katılabilirim ama ikincisine katılmam. Bu bir. İkincisi dev derbi öncesi kart raporu diyor. Bu arada arkadaşlar hastayım. Yani öksürük, burun akıntısı, aşırı terleme vesaire var. Kusuruma bakmayacaksınız. Çünkü hastalık, ben seviyorum hastalığı. Gerçekten seviyorum. Yani insanoğlunda bir böbürlenme, gururlanma vesaire var. En azından onu götürüyor. Bak diyor ben ölümlüyüm. Bak benim başıma her şey gelebilir diye. Benim küçük kız Zeynep de hastaydı. Allah'a şükür
Dün akşam değil, ondan önceki akşam diyeyim. Video cumartesi günü yayınlanacak çünkü şu an saat 23.38 de ben hala cumadayım. Perşembe akşamı Allah razı olsun Hüme Hastanesi'nde gittik. Çocuk bölümü de var, çocuk acil bölümü de var. Yani çok şirin ablaları, doktor ablası çok güzel ilgilendiler Zeynep'le. Baktılar, ettiler. Yani güzel de bir ilaç tedavisi önerdiler. Çok şükür şimdi durumu iyi. Ama yani Hüme Hastanesi'nin de çocuk bölümü olduğunu zaten söylendi diye hatırlıyordum ama gözümüzde de görmüş olduk. En azından çocuk acil bölümünün de belli bir saate kadar görev yaptığını görmek de sevindirdi. Orada hoş ilgi alakayla karşılaşmak, Galatasaraylı bir doktordan tedavi görmek çok sevindiriciydi. Dediğim gibi arkadaşlar, bunu yani futbol, takımlar, takım ne bileyim hafif böyle sürtüşmeler mi diyeyim, takılmalar diyeyim, sürtüşmeler mi, takılmalar. Bunlar sosyal medyada var. Hani biz bunları burada yapıyoruz. Ya gerçek hayatımızda iç içeyiz ya. Ya bir aradayız, birlikteyiz. Ya bir aradayız arkadaşlar. Hatta benim geçtiğimiz günlerde bir yardım kampanyası yaptık biz. Siz bilmiyorsunuz. Üyelerden bazı arkadaşlar biliyor. Beşiktaşlı bir arkadaş çıkarttı. O an hesabında bu var dedi. Galatasaraylı bir arkadaş çıkarttı. Şu kadar var dedi. İşte Fenerbahçeli bir öğretmen arkadaşım çıkarttı. Şu kadar veriyorum dedi. Hani dediğim gibi bunlar sadece şeyler. Tutkular. Oyuncak bunlar ya. Yani bunlar oyuncak arkadaşlar. Normal hayatta oyuncak takımlar, takım tutmalar. Oyuncak, gerçekten oyuncak. Oynuyorsun, eğleniyorsun, bırakıyorsun. Ha 7/24'ü bu oyuncaklarla geçiren insanlar var. Mecburen benim gibi. Binlerce insan video bekliyor. Ama dediğim gibi bunu aşırıya taşırmamak lazım. Ne bileyim, sokak kavgasına şuna buna. Gerçekten gerek yok ya. Hakikaten gerek yok. Geçen gün bana bir kargocu geldi. Kargo getirdi. Başka takımdaydı sanırım. Muhtemelen başka takımdaydı. Fotoğraf çekinebilir miyiz hocam dedi. Ben seni biliyorum dedi sosyal medyadan. Lan oğlum kötü video falan. Yok yok dedi arkadaşlar, Fenerbahçeli falan. Gruba falan atmış etmiş. Hatta selam da gönderdik buradan arkadaşa ama aleyküm selam demedi. Bunlar olsun istiyoruz arkadaşlar biz. Yani kavgalar, çatışmalar, gürültü. Bir de ısrarlı bir şekilde söylüyorum. Twitter'da vesaire benim videoları paylaşıp telif yiyen arkadaşlar bana gelmeyin. Benlik bir durum yok. 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 Ya akıl var, mantık var. Geçen alkolik yorumlar sayfasıyla da konuştuk. Diyor ki ben videonu paylaşayım diyor. Bak diyor, birkaç kişiyi paylaştık. Yürüdü gitti. Bir nevi reklam oldu. Yok diyorum abi. Benlik bir durum yok. Herkes şikayet edebiliyor benim videoları. Hani beIN Sports şeyleri de öyle. Fotoğrafını dahi paylaşsanız. Mesela ben beIN Sports adına şikayet edebiliyorum arkadaşlar. Harbi söylüyorum. Siz de yapabilirsiniz ama tam yöntemini bilmeniz lazım. O yüzden paylaşmayın. Benim videoları asla iyi niyetle de paylaşmayın, kötü niyetle de paylaşmayın. Anında telif yiyorsunuz. Beni yormayın. Hastayım zaten. Benim kimseyle uğraşacak halim yok. İki tane üç tane mail geliyor günlük. Hocam lütfen kaldırır mısın? Hocam rica etsem atmazlık. La ben ne yapayım? Benlik bir şey yani. Paylaşmayın diyorum sadece. Beni geçin. Benlik bir durum yok ortada. Anlatabiliyor muyum? Sonra beni kötü bilmeyin. Ya bu adam da arkadaş, hiçbir şeye tahammül yok. Burada şirin şirin konuşuyor. Bir videosunu attık diye telif atıyor. Demeyin, benlik bir durum yok. Şimdi arkadaşlar, Beşiktaş Fenerbahçe arasında oynanacak derbide ortam gerilmiş durumda diyor. Bence hiç ortam gerilmedi. 2 Ekim Pazar günü iki takım karşılaşacak. Ve sarı kırmızı kartların çokluğu dikkat çekiyor. Demek ki Galatasaray oyunu var işin içinde. İki takım arasında oynanan son 26 müsabakada hakemler toplam 17 kırmızı, 163 sarı kart göstermiş. Fenerbahçe 6 kırmızı kart, 79 sarı kart almış. 26 maçta. Yani 85 kez kart almış. Kart almış. Yarın öğlene kart almış çevirme var. Bu ne ya? Söz konusu maçlarda 6 kırmızı, 79 sarı kart aldı. Beşiktaş daha hırçın diyor. 26 son 26 devrede Beşiktaş 11 kırmızı, 84 sarı kart olmak üzere toplam 95 kart almış. Son 4 derbide 1 kırmızı kart, 32 sarı kart çıkmış arkadaşlar. Yani kırmızı kart azmış son 4 derbide. Demek ki bu derbide kırmızı kart olacak. Ama tabii gösterilmiyordu ya. Mesela Beşiktaş bizi 4-3 yendi Tugay Kaan Numanoğlu yönetiminde. Bir kırmızı, 9 sarı kart diyor. O maçta mesela Beşiktaşlıların Altay Bayındır'ın görmesi gerektiğini düşündükleri bir kırmızısı var. Yanlış hatırlamıyorsam. Bizim Josef'in görmesi gerektiğini düşündüğümüz bir kırmızı var. Rozier bir kırmızısı var. Bir kişinin daha vardı. Yani sert bir hareketi vardı. İkinci sarıyı görmeliydi diye.
Hani öyle maçlar yaşanıyor. İnşallah arkadaşlar Fenerbahçe'miz maçı kazansın da kim ne görüyorsa görsün. Onu da söyleyeyim değerli arkadaşlar. Şimdi antrenmandan gelen güncel bilgilere göre ve bazı haberlere göre Fenerbahçe'de derbide 3 isim yok arkadaşlar. 3 şok bilgi. Nedir o 3 şok bilgi? Kim yok? Uzatmayalım. Milli arada sakatlıkları süren ya da devam eden ya da o arada sakatlanan Luan Perez yok. 1. Tedaviden geri dönen, takımla çalışan ama sakatlığının derecesi boyutu biraz farklı olan Serdar Aziz de yok. 2. Norveç milli takımında sakatlığı nedeniyle çıkarılan Joshua King'in de riske edilmesi beklenilmiyor. 3. Şimdi değerli arkadaşlar bakınız. Yanlış bilgiye sahip değilsem bir de kontrol edeyim. Evet, yanlışım yokmuş. Yine de söyleyeyim. 2 Ekim'de Beşiktaş maçı. 6 Ekim Perşembe günü evimizde AEK Larnaka maçı. 9 Ekim Pazar günü evimizde Karagümrük maçı. Bakın İstanbul, İstanbul, İstanbul. 3 tane İstanbul'da maçımız var arka arkaya. Ve 13 Ekim Perşembe günü AEK Larnaka deplasmanındayken 17 Ekim Pazartesi günü Ankara Gücü deplasmanındayız. Ve 22 Ekim'de Başakşehir'le evimizdeyiz. Sonra 27 Ekim'de yine Rennes'le evimizdeyiz. 30 Ekim İstanbul Spor'la İstanbul'dayız. 3 Kasım Dinamo Kiev deplasmanı. 7 Kasım Sivas'ta evimizdeyiz. 12 Kasım'da yine Giresun'la evimizdeyiz. Yani 2 maç arka arkaya İstanbul'dayız. Sonrasında zaten şey arası giriyor. Dünya Kupası arası giriyor. Ta aralığın sonuna kadar. Baktığın zaman arkadaşlar bir Dinamo Kiev deplasmanı ki inşallah iş oraya kalmaz. Yani oraya kadar garantileriz de rahat rahat gideriz. Ankara Gücü deplasmanı, AEK Larnaka deplasmanı. Bakın arkadaşlar Fenerbahçe İstanbul dışına 2 kez çıkacak. Yani Kasım ayı Kasım ayındaki 12 Kasım'daki maça kadar. Ve bu fikstürü bence çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi 3 kişiyi söyledik. Bu üçünün olmasını beklemediğimizi söyledik. Yani arkadaşlar uzun lafın kısası. Luan Perez, Joshua King ve Serdar Aziz'in oynaması beklenmiyor. Emre Mor takımla çalışmalara başladı ki devam da ediyor arkadaşlar. Yani Emre Mor'luk bir durum yok. Emre Mor görev verilmesi halinde forma giyebilecek herhangi bir eksik bir durum yok. Ha şeyi soracağım. Luan Perez söyledik. İhtimaller düşük diyor sevgili Ünal Emin Canbay. Ünal Emin Canbay da benim takipçim olurdu kendisi. Selamlarımı iletiyorum kendisine. Kendisine muhabbetimiz de vardı. Yolu bahtı açık olsun. BN Sports'un muhabirliğini yapıyor. Fenerbahçe muhabirliğini. Arda Güler takımla birlikte çalışmalara başladı. Bu da sevindirici bir gelişme. Ne kadar da yedek soyunacağını bilsek de sevindirici bir gelişme. Benim açımdan en azından sevindirici. Sizin açınızdan da sevindiricidir diye düşünüyorum. Arda Güler'le ilgili Giresun Spor Başkanı Hasan Karahmet'in açıklaması beni çok hoşuma gitti. Sevgili Hasan Karahmet'e de buradan selamlarımı iletiyorum. Giresun fındığını da çok merak ediyorum. Ben bunca yıl hep Ordu fındığı yedim. Sevgili Hakan Karahmet, Giresun fındığının tanıtımını herhalde benim kadar güzel yapacak kimse yoktur. Bilmem mesajı aldınız mı? Hani bizim iletişim adresimiz de var. Reklam ve iletişim işbirliği için adresimiz de var. Bilmiyorum sevgili Hakan Karahmet, Giresun Spor forması da gönderebilirsiniz. Fark etmez, burada sergim giyebilirim de yani benim için Giresun kıymetli bir takımdır. Ama şu açıklamalar benim için çok daha kıymetli. Diyor ki Arda Güler çok kıymetli bir oyuncu. Biz Fenerbahçe'den Arda'yı bonservisiyle istemedik. Sadece kiralık verirseniz Arda'yı biz oynatırız dedik. Esasında söylemek istediğimiz oydu. Transfer teklifi değildi. Çünkü Arda çok değerli bir oyuncu diyor. Bakın ne kibir var, ne üstten bakma var, ne aşağılama var, ne ahlaksız bir cümle var. Müthiş. Arda hem Türkiye hem de dünya için çok değerli bir oyuncu. Tabi Fenerbahçe'de formayı çok çabuk bulma şansı gözükmüyor. Biz de Arda formasını çok rahat alırdı ve Türk seyircisi de Arda'yı daha fazla seyrederdi demiş. Gerçekten bak hakiki manada ben teşekkür ediyorum ya. Ya böyle başkanlar olduğunu ya arkadaşlar bakın Giresun'da maçımız henüz oynanmadı. Maç oynanır futbolcu bir edepsizlik yapar bilmem sarı kart olur kırmızı olur Fenerbahçe kazanır şöyle olur. Hakem derler şu derler bunları geçtim şu benim için daha önemli.
Şu araya çok önemli. Hani evde yemek yiyebilirsiniz. Hepinizin evde yemek aç pişiyordur. Ama bir arkadaşınız size yemek ısmarlar ya. Eğer vefalıysanız, eğer insan evladıysanız hiç unutmazsınız onu. Dersiniz ki bana yemek ısmarladıydı. O çok kıymetli gelir. Şimdi ben öğrencilerime şey yapıyorum. Mesela birisi atıyorum gofret alıyor, birisi çikolata alıyor. Diyorum ki sen ona hediye et, o da sana hediye etsin. Hatta aynı çikolatadan, aynı gofretten alıyorlar. Diyorum ki sen ona hediye et, o da sana hediye etsin. Ya öğretmenim diyorlar. Yani mantıklı mı? Aynı şeyi vermiş oluyoruz. O onunkini yesin, ben kendiminkini diyorum. Hayır abi. Hediyeleşmiş olun diyorum. Mesela bizim Aykut Coşkun. Aykut'un bana çok güzel bir eşofman altı hediyesi var. Yani sevinçle giyiyorum. Allah razı olsun. Ben de ona güzel bir hediye gönderdim. İnşallah o da sevinçle giyiyordur. Yani üzülerek giymiyordur inşallah. Mesela Aykut'un gönderdiği mikrofon şu anda kayıt altına aldım. Çok hoşuma gidiyor böyle şeyler. Mesela müthiş bir insanın verdiği bir koltuk var, çok güzel. Ama beğenmeyenler varmış koltuğu. Siz de hediye edebilirsiniz yani, arkadaşlar koltuğu çıkartıp atacak halim yok. Ben bunu çalışma koltuğu olarak değerlendiririm eğer arkadaki şey gözükmüyor diye. Mesela duvar kağıdı ebatını verebilirim. Çok güzel bir duvar kağıdı çıkarttırırım derseniz, hocam bu eskidi değiştirelim falan diyen olsa açığız yani. Kendi paran yok mu, kendi paranla al. Arkadaşlar kendi paramla da alabilirim. Allah'a çok şükür. Alabilirim. Sıkıntı değil. Ama hediye, ben hediyeleşmeyi çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Bu hem sünnettir hem de insanlar arasındaki muhabbeti arttırır. İki çocuk tartışıyor mu mesela? Al diyorum, sen ona git şu gofret hediye et. Sen de git şuna hediye et. Bir sarılıyorlar. Bitti. Bitti. Çünkü çocuklarda kin öfke yok. Büyüklerde de, yetişkinlerde de bu tip hediyeleşmeler çok güzel oluyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Giresun Başkanı'na ayrıca da selamlarımı iletiyorum. O mesajı almıştır. Skandal bir görüntü ortaya çıkmış. Uygunsuz bir görüntü. İddia bayisinde birisi bahis oynarken görüntülenmiş. Kim hocam? Mustafa Hoca mı? Yok, benim iddiayla işim yok arkadaşlar. Benim iddiayla, promosyonla, şundan bunda çok işim yok yani. Merakınız olmasın. Ha, oynadın mı? Hiç oynadım mı? Hep oynadım. Yani bir dönem çok oynadım. Eğlencesine oynuyordum. Arkadaşlar gidiyordu, oynuyordu. Hop. Sonra dediler ki oğlum biz para kazanıyoruz. Manyak, kendi kuponuna gidip oynasana diye. Oynamaya başladım. Sürekli kazanmaya başladım. Lan dedim, git abi, bu iş değil. Bu dedim helal değil, ben şey yapmıyorum dedim. Arada sırada ama bazen tutturduğum oluyor. Şahit oluyorsunuz yani. Şu maçta şundan gol bekliyorum falan diye. İçine doyuyor. Bu tip şeyler bana göre değil ama iddia bahisinde biri görüntülemiş. Sabit Hacı Ömeroğlu. Şimdi Hacı Ömeroğlu genelde Trabzon'da yaygın soy isimlerine benzer bir isim. Acaba bundan dolayı mı diye merak ettim. Gene dedim ne alakası var? İddia bahisinde görüntülendi. Bu arkadaş Fenerbahçe Beşiktaş, daha doğrusu Beşiktaş Fenerbahçe maçının gözlemcisiymiş. Yani gözlemci iddia oynadı diyorlar arkadaşlar. Kafayı bir uzatıp bakaydınız, manyak herifler. Beşiktaş Fenerbahçe maçına kim oynadı? Baksaydınız hemen maçın sonucunu çözerdik. Yaz olaya yaz. Beşiktaş 1, Fenerbahçe 3. Maçın sonucu ya. Skorla oynuyoruz ya. Şunu al, şunu al. Bak, sen bunu al kardeşim. Yatır oraya. Oraya bir yatır. Heh. Falan. Öyle mi ya? Bir baksaydınız kimi oynamış diye. Ya. Komik şeyler bunlar ya. Abi adam oynayamaz mı? Allah'ını severseniz ya. Ha şunu söyleyeyim. Normalde bazı şeyler bizim ülkemizde bilinmiyor. Mesela bazı şeyler bazı insanların yapması yasak. Gerçekten yasak. Mesela bir hakemin iddia oynarken görüntüsünün paylaşılması o hakemin hakemliğini anında bitirir. Çünkü bağlantılı olduğu işle alakalı. Anlatabiliyor muyum? Mesela şöyle söyleyeyim. Öğretmenlerin kaynak kitap aldırması yasak. Hani başka kaynak kitap aldıramıyorsun. Yasak diyorlar. Aldırma diyorlar. Devlet kendi kaynağını verir diyorlar. Yasak diyorlar. Buna çok ciddi yani cezası var diyorlar. Böyle. Mesela bir doktor kendisi ilaç satamıyor diye biliyorum. Ya da bir eczanenin ortağı olamıyor diye biliyorum. Öyle bir kural var diye biliyorum. Yani bazı şeyler mesela maçın gözlemcisi olduğu için de göze çok batmış. Bu arada Hürriyet gazetesi yazarı Murat Fevzi Tanırlı, Beşiktaş Fenerbahçe maçının hakemi Volkan Bayarslan'ın özelliklerini kaleme almış. Verelim kalemi. Derbi hakeminin özellikleri diye paylaşmış arkadaşlar. Bakın profesyonel liglerde 574 maçta hakem, yardımcı hakem, dördüncü hakem var ve ilave yardımcı hakem olarak görev aldı diyor. Yani
Dosyası Kabarık gayet iyi bir hakem profi, yani şeyli deneyimli hakem. Dosyası Kabarık demeyeyim, yanlış anlaşılır. Faul standardı yüksek diyor. Yani faul standardı ve isabet oranı yüksek. Kolay faul almak için hakemi aldatmaya çalışan oyunculara pek itibar etmiyor demiş. Sevindirici. Avantajda çok başarılı. Bakınız bu sezon mesela Beşiktaş'ın Sivas maçında ikinci golünde avantajı güzel oynatmış. Güzel. Topu oyunda tutmak ister diyor. Yani hemen düdük çalma sevdasında olmaması olumlu. Sarı kartlarda acımasız. Ha, sarı kartlık ihlalde bulunan oyunculara maçın başı ya da sonu fark etmeden kartını kullanması, geçiştirme gayretinde olmaması önemli. Kasımpaşa Galatasaray dakika 5 Eyserik sarı kart diyor. Bak bu da derbiyi bence sertleştirmenin önüne geçer diye düşünüyorum. Sakin otoriter diyor. Gerek kart kullanımı, oyunculara doğru zamanda ikazları, otoritesini hissettiriyor. Sakin bir yapısı var. Saha içi dışında iletişimi iyi diyor. İlk hafta Giresun-Adana Demir maçında faul ve kart ortalaması gayet iyiydi. Kart ve faul sayıları diyor. Antalya-Trabzonspor maçında 18 faul, 3 sarı kart. Kasımpaşa-Galatasaray 24'e 2. Beşiktaş-Sivas 28'e 2. Giresun-Adana Demir 37'ye 5 diyor. Ben hakemin şu istatistiklerini görünce sevindim açıkçası. Harbi sevindim arkadaşlar. Yani şu istatistikli bir hakem eğer seyirciden etkilenmezse ya da talimatla maç yönetmezse müsabaka çok keyifli geçere benziyor. Onu da söyleyeyim. Raşit Gezal uzun süre forma giymediğinden ötürü Fenerbahçe maçında ilk 11 başlaması zor gözüküyormuş. Enkodu'nun yerine ise Redmond veya Cenk Tosun, ki bana gelen bilgiye göre kanatta Cenk Tosun'u denemiş Beşiktaş. Yani bana gelen bilgi bu şekilde. Bunu düşünüyorlar demiş. Baktığı zaman geçenki videomda da ben açıkladım zaten. Dedim Gezal uzun süredir oynamıyor. İlk 11 oynatması yani tepkileri akabinde getirir. Çünkü Alanya maçında sakat sakat oynattım. Bak sezonu kaçırıyordu neredeyse diye. Bu maçta da oynar, sakatlanır, çıkarsa Fenerbahçe o an kazanır maçı. Ben Gezal'ın ilk 11 başlamasını, sakatlanıp çıkmasını ya da sakatlanmasa bile ağrı hissettim deyip çıkmasını direkt olarak Fenerbahçe galibiyetine yazarım. Direkt. Yani böyle bir şey gerçekleşirse direkt Fenerbahçe galibiyeti yazın. Çünkü alacağı tepkiler yeter. Hani şu hakemi falan anlattı ki hakemin makemin önüne geçer bu olay. Ben size söyleyeyim. Çünkü taraftar mozurdanmaya, homurdanmaya başlar. Bu arada muhtemel 11 vermiş Beyin Sports. Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu ya da Osayi demiş Sabek'te. Gustavo Henrique, Atilla Salahi stoper ikilisi. Alioski sol bek demiş. Bence Osayi sağ bekte, Ferdi Kadıoğlu sol bekte başlar. Arao Mert Hakan demiş. Bence Arao Crespo ikilisi orta ikilide başlar. Emre Mor, Rossi, Valencia, Pedro demiş. Bence sağda İrfan Can, solda Lincoln Henrique. Forvet ikilisinde Valencia, Pedro'nun olması daha muhtemel gibi arkadaşlar. Dediğim gibi adam iddia oynuyor, uygunsuz görüntüler ortaya çıktı diyorlar ama ben bu tip şeylere çok takılmayın derim. Ya adam gözlemci de olsa adam ekmeğinin peşinde arkadaş. Bir de gözlemcinin maça ne etkisi olacak ki? Ha Beşiktaş taraftarı küfreder, rapora yazmaz. O ayrı mesele. Gözlemcinin ne etkisi olacak? Stadın işte çimcisinin, çim bakım uzmanlığının ne etkisi olacak? Allah'ını severseniz. Yani bir yerde Fenerbahçe atak edecek, öbür yerde Beşiktaş atak edecek. Ya da stat ışıkçısının ne etkisi olacak? Çok da takılmamak lazım. Ama 3 şok derseniz Fenerbahçe'ye, bence 3 şok şu. Birinci şok, Luan Perez'in de Serdar Aziz'in de oynayamayacak durumda olması Fenerbahçe'yi dörtlü savunmaya geçirir bir. İkincisi, Emre Mor'un oynayabilecek durumda olması, Arda'nın oynayabilecek durumda olması yedek kulübesini güçlendirir. İki, ikisinde Türk olmasından dolayı iki. Üçüncü şok, bence Michy Batshuayi yedek kalacak, Valencia, Pedro oynayacak. Solda herkes Rossi beklerken Lincoln'la başlanacak. Bence üçüncü şok da bu. Yani sakatlıkta benim gözümde şok değil. Bence 3 şok birden bunlar bana kalırsa. Uygunsuz görüntü dediğimizde iddia oynaması gözlemcinin. Ama dediğim gibi çok umurumda değil yani. Ya arkadaşlar farz edin ki ben iddia oynadım. Maçın skoruna ne etkim olacak Allah aşkına. En fazla yorum yaparken diyeceğim ki ya işte iddiamı kaybettirdiler. Allah bildikleri gibi yapsın falan filan. İşin içine Allah'ı da karıştırmayın. Biz o şey iddia oynayalım. Bu yani. Dinlediğiniz için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Video bayağı uzun oldu ama detaylı şekilde anlatmak istedim. Sürçülisan ettiysek affola arkadaşlar. Bakın golvar.com'un kanalımızda bir çekilişi var. Forma çekilişi. Kanalımıza abonelik şart. O videoyu izlemek şart.
oraya gol var kazandırır yazmak şart. Gol var Twitter hesabını takip etmek size kalmış. Ama bizim kanala abone değilseniz, bak abone değilseniz ister Twitter'ını takip edin, ister yorum yazın, ister beğeni atın, hiç önemli değil. Kanala abone olun, o videoyu beğenin, o videoya gol var kazandırır yazın, çekilişe katılın. Bakın ben hani iki tane sponsorumuz var, Hüma Hastanesi ile golva.com. Onlardan gelen bazı şeylerle ben size zaten forma veriyorum. Ama geçen senenin formalarını verebiliyorum maddi durumdan dolayı. Ama golva.com'un bu çekilişinde bu senenin formaları var. Lütfen katılın. Arkadaşlarım bak lütfen katılın. Ben kefilim bu çekilişe. Evin içinde 10 tane kişi var hocam. Onunu da abone edin. Hocam benim kuzenim de Fenerbahçeli. Forma morma istemez. Lan abone et. Kazanırsa senin beden ölçünü versin. Hiç mi kafan çalışmıyor? Benden söylemesi. Görüşmek üzere.